tanınıyorum. Geldiğim zaman haber verdi. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun abi? Sen ne yapıyorsun? Nasılsın? Yiyorum seni. He? tamam abi hoş geldin. Sefer getirdin. Alayım abi. Yok ben alayım. Odi de geliyor bak. Odi'nin gelişi. bak karşıda bak. Ellere bak. Sarılacak neredeyse. Nasıl geçti uçuşun? İyi ya sorusu. Valla. Neyse biraz röportajı. Röportajı yapacağız. O zorlukları anlatacağız. Nasıl? Nedenlerini anlatacağız. İyi abi. Elhamdülillah. Sen hadi bakalım bismillah diyelim. Röportajı yarın yapacağız. Yorgunsun sen şimdi. Devam ediyorum. Selamünaleyküm efendim. Herkese merhaba. Yeni güzel bir video ile sizlerleyiz. Yanımda İsa abi var. Uzun zamandır kendisiyle konuşuyoruz. Evlilik için geldi kendisi. Eş adayını internet sitesi üzerinden mi buldu? Nereden buldu? Sosyal medyadan mı buldu? Arkadaşlar aracılığıyla mı buldu? Bunların hepsini soracağız. Baştan söylüyorum ben kimseye eş bulmadım. Ben kimseye eş bulmuyorum. Çok fazla yorum geliyor. Peki kardeşim biz nasıl evlenebiliriz diye. Sorularınızın cevabını zaten ilk gelenlere hepsinin röportajını yapıyorum. O röportajda kişiler nasıl buldu, nasıl anlaşıyorlar, nasıl konuşuyorlar konu hakkında bilgi verecekler. Sabah 8'inde röportaja başlayalım biz. İsa abi hoş geldin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Evet İsa abi birazcık kendinden bahseder misin? İsim, soy isim, işte nereden geliyorsun, memleket neresi? Birazcık bahseder misin? Yaş kaç? İsa Saraltun, Kahramanmaraşlıyım. Evet. 39 yaşındasın. Evet. Peki abi, hani biliyorum ilk defa video karşısına çıkıyorsun. Biraz heyecan var. Heyecan var. Alışacaksın yavaş yavaş. Birinci bölüm genelde hep öyle oluyor ama ikinci buluşmalar vesaireler heyecan dolu oluyor. Yine ama alışıyorsun. Şimdi buraya senin gelmene ne vesile oldu? Evlilik değil mi? Evet, evlilik için geldim. Nasıl tanıştın yenge hanımla? Sosyal medyada tanıştık. Hangi site abi? İsmini de ver de sonra. Müslüman diye bir site var. Müslüman. Müslüman sitesinden. Evet. Müslüman.com mu? Onun gibi bir site mi? Müslüman diye bir site var. Orada tanıştık. Müslüman diye bir site. Evet. Orada tanıştınız. Evet. Sonra anlaştınız. Evet. Nasıl konuşuyorsunuz abi? Google çeviriyle konuşuyoruz. Başka bir çeviri. Yani anlaşıyorsunuz ama sonuçta. Yani aynı. Öyle çeviri de tam anlaşılmadı, anlaşılamıyor yani bazen o kadar. Sıkıntı yaşıyorsun. Yani bayağı sıkıntı oluyor. O konuda da bazen sana da başvurduk zaten. Çünkü bazı konularda ben başka konuşuyorum, o başka çeviriyor yani. Ne iş yapıyorsun abi? Ben operatörüm, kepçeciyim yani. Kepçe operatörlüğü evet. Yapıyorsun. Peki abi hani Kahramanmaraş'tan geldin. Orada evin var, kurulu bir düzenin var, ailen var. Daha önce evlilik yaptın. Evet. İyisiyle kötüsüyle ayrıldın, bitti değil mi? Evet. Kaç yıl oldu abi? 4 yıl oldu. 4 yıl oldu. Çok çocuk var. Bir kızım var, bir tane oğlum var. Onlara da selam olsun buradan. Aynen. Hayırlısı. Peki abi, daha öncesinde sana deseler ki ya İsa sen Endonezya'ya gideceksin, Endonezya'dan evleneceksin deselerdi ne düşünürdün? Ya böyle bir şey hiç aklıma da gelmez. Nasip. Biraz da araştırdım yani. Öyle direkt gelmedim. Hani senin videoları çok izledim genelde. Onları, insanları takip ettim. Nasıl hani şey, aile durumlarını. Kültür gelenek evet, geleneklerini. Kültür geleneklerini. Bunun gibi şeyler işte. Ne zamandan beri yenge hanımla konuşuyorsun? Ya 6 ay zaten sen oldun. Araya gireli. Ondan önce de depremden sonra ufak tefek öyle fazla şey yapmıyorduk da sonra hani sıkıntı vardı şey gibi. 6 aydır benimle iletişimdesin. 6-7 aydır. Ondan öncesinde de depremden önce ya da sonra. Sonra mı başladınız yenge hanımla konuşmaya? O işte Türkiye'ye gelmek istemiyordu. Endonezya'da yaşayalım falan. O zaman da sıcak onları bakalım. Onları ikna eden bendim ben. ya zaten onlar İkna olduktan sonra ben şöyle dedim, yarı yarıya kalalım istersen. Evet. Öyle biraz ikna oldu. Geri sonra sen konuşunca komple ikna oldu. Hani çünkü ikna olan insanlar. Şöyle söyleyeyim, nedeni de şu İsa abi. Yenge hanıma dedim ki, ailesi de Endonezya'nın sağlık sistemi, eğitim sistemi, evet. Yani Türkiye'mize kurban olayım diyorum. Neden dersen, gerçekten de Türkiye'mizin sağlık sistemi çok iyi. Bunu kim ne derse desin. Şimdi çocuğun olduğu zaman burada, yani olabilir genç insanlarsınız. İlla ki bir sağlık sisteminden yararlanacaksın. Senin burada SGK'n yok. Yani sağlık güvencen yok.
özel şirketlerden yaptıracaksın vesaire. Yeni hanıma ve ailesine bunu anlattı. Ama Türkiye'de olursa İsa Bey dedim, zaten dedim kendisi çalışıyor. Ya işim de orada zaten. İşi var, gücü var, sigortası var bu insanın. Sonuçta bir geleceği var. Ama burada bir gelecek söz konusu değil, açık konuşmak gerekirse. Ne iş yapacaksın? Dil bilmiyorsun, yol bilmiyorsun, yordan bilmiyorsun. En azından oraya gittiğin zaman dedim, kocana bakacaksın, işine bakacaksın. Yani eşinle ilgileneceksin dedim. Sonradan bunu anlatınca ha, doğru dediler. Tanımadığı için de herhalde biraz şey yaptılar. Tabii tanımak ailesi için söylemiştim. Bayağı sıkıntı yapıyordu. Abisi, ablalar olsun. Hani işte gideceksin, ne yapacaksın, seni satarlar mı, ne yaparlar bunlar. Hani haklı olarak. Hani bazı insanlar şöyle diyor, ya işte hemen varıp alayım. Öyle bir şey yok yani. Neler yaşadın seni abi? Peki sana böyle dediler, bir ara kopma noktasına geldi. Sonra yani, benimle iletişime geçtin. Hani sen de biliyorsun zaten bazı şeyleri, konuları. İşte nasıl diyeyim? Ya işte aynı böyle dediğim gibi dedikodu çok oluyor yani. Onu ikna gelmesi için, yani caydırmak için uğraşıyorlar, ne yapıyorlar. Çevresinden bazı şeyler. Özellikle oluyor. Yakın akrabaların yani aynen, baskıları. Yakın, aynen baskı yapıyorlar. İşte sana böyle zarar verirler, gitme, etmene. Dövüyorlar, ne yapıyorlar. Bunlar hepsi. Bir aynen, de çok şey çıktı, gerçekten. Türk erkekleri kadınlarını dövüyor diye bir dedikodu çıktı. Ya dövüyor oluyor, seni götürür, hani satarlar, ne yaparlar. İşte hani sen de biliyorsun, anne söyledi ya, anamı görmek için çok uğraştılar, bizim aileyi görmek için. Bütün sülaleni bağladık ya, görüntülü arama yani yaptık, neler yaptık ya. Abi var ya, o çabaları hiç unutamıyorum. Şimdi aynen. Millet şey sanıyor ya, 15 gün falan beraberiz İsa abi. Ama biz 6 aydır hemen hemen her hafta 3-4 kere görüntülü konuşuyoruz, mesajlaşıyoruz devamlı. Problem çıkıyor. İlla bir problem çıkıyor yani. Hani bir sıkıntı çıkıyor. Bir şey yapıyorsun, ikna ediyorsun. Bu kez varıyor birisi bir şey dermiş. Yani. Hani diyor ki işte o seni gelmez, ne yapmaz. Onlar da korkuyor yani sonuçta. Hani herkes korkar. Aile, mesela senin de ailen var. Rastgele vermek istemiyorsun yani. Tabii canım. Sonuçta kız aileden bir parça. Ama yani. Şöyle de söylemek onlar da yani çocukların evlatlarını korumak istiyor yani. Onların evine biz eşimle çocuğumla beraber gittik. Daha öncesini anlat istersen. Bize dediler ki bir gelin bir görüşelim dediler. Ben aynen. Eşimi oğlumu aldım. Hatta kulakları çınlasın Murat abi. Evet. Onun da düğününü yapmıştık. Onun düğününden sonra Murat gittik. Abi. Murat abi de selam olsun Murat Kazan'a. O da evlenmişti o zaman. Eşlerimizi, Endonezyalı eşlerimizi aldık. Senin kaynananları ziyarete gittik. Zaten. Oraya gittikten yani. Sonra orada görüntülü konuşmalar, toplantılar oldu. Orada bir yumuşama oldu. Yani oraya gidene kadar, bizi görene kadar baba bu ihtimal bir düşüktü yani. Düğün olasılığı çok düşük. Ben de biliyorsun zorluğu severim. Yoksa kabul etmem yani insanlara kolay kolay yardım etmeyi. Sana özellikle zaten gitmeni söyledim. Allah razı olsun sen de gittin. Allah razı olsun senden de hani bize güvendiğin için. Hayırlısı olsun. Gideceğiz şimdi. İlk buluşma olacak. Hayatında ilk defa canlı kanlı göreceksin. Hediyen olacak. Yine güzel bir romantik bir buluşma. İnşallah. Hadi bakalım hayırlısı. Bir tık şey söyleyeceğim sana. Aile kapalı. Evet. Hani nasıl söyleyeyim? Hani ben şunu da söyleyeyim şimdi. Öyle yok romantik bir şey olmaz. Çünkü... Çiçeği vereceksin sen. Yok hani yani öyle. Onu diyoruz. Ha, sarılma marılma yok. Onu diyorum ben. Ha çiçeği vereceksin çünkü nikah kıymadı, eline bile dokunmadı. Aynen onlar. Öyle. Öyle söyleyeyim. Hani romantik dediğim orada bir görecek kalp atışları, evet. İşte çiçeği vereceksin, alacaksın. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Şu şekil yap bak. Elini kalbine koy, selamünaleyküm yap, tamam. Hani orada çünkü millet bizi izleyecek, biraz kırsal bir bölge. Allah nasip ederse arabayla basıp gideceğiz. İnşallah. Bugün yolcuyuz. Birkaç gün dağlarda yatacağız. Bakalım hayırlısı. Kaderde kısmette ne varsa onu yaşayacaksın. Yarın da resmi nikahın olacak. Evet. İki gün böyle bir organizasyon. Bu akşam yemekler verilecek. Bugün kavoya gidilecek. İnanılmaz bölümler gelecek. Böyle bir enteresan dakikalara, anlara şahit olacağız. Efendim sizleri de şahit edeceğiz. İsa abinin heyecanına bakmayın. Çok heyecanlı gerçekten de. Kusura bakmayın onun adına ben söyleyeyim. Yavaş yavaş alışacak. İnşallah. Kendisini ikna edene kadar öldüm. Bekir kardeşim çekme ne olur çekme ne olur falan diye. Artık bir kere çektik başladık bu işe. Ben hiç çünkü çekme taraftarı değilim. Sülalen izleyecek, ailen izleyecek. Buradan seni bacıların özellikle çok destek çıktı. Ablaların. Evet. Onlar, yeğenlerin, ablaların, onların çocukları.
Onlar çok destek çıktılar sana. Evet. Buradan annenin de ellerini öpüyorum. Çok tatlış bir annem var. Yaşlı bir kadın ama yaşlı. Yine de evladım diyor. Senin için çırpınıyor. Tabii canım. Duygulandın. Gerçekten de hani ben de şu an duygulandım. Çünkü o hissiyatı veriyorsun. Ailen de aynı şekilde. O konuşmaları hiç unutmayacağım. Hep beraber konuşma yaptık. Kızın ailesini yani, ikna ettik. Aynen. Kolay şeyler değildi. Hani iknası biraz zor oldu. Çünkü kız ikna etsen bile bu kez ailesi bayağı şey yapıyor. Kız zaten istiyor abi evlenmeyi yani de kızlık bir şey yok bu da. Kez de ona şey yapıyor. Anneyi ikna ettik, baba ikna olmadı. Babayı ikna ettik, abi kardeşleri, ikna olmadı. Yani bacıları. Çok büyük bir aile. Bir de şey abi kırsal bir bölge. Ne desen adamlar hayatı boyunca hiç yabancıyla evlilik görmemiş bu bölgelerde. Ben ona hak veriyorum normal. Araştırmasa sıkıntı zaten. Hani karambole ya bazı şey ya işte hemen al gel öyle bir şey yok abi. Abi ben şunu söyleyeceğim İsa abi. Genelde Türkiye'de bana mesaj geliyor. Bekir Bey işte eş adayımın biletini alacağım Türkiye'ye getirteceğim diyor. Kardeşim. Bu kadın nasıl geliyor senin yanına ya? Gelemez abi. Ben hani bilmiyorum sen benim... Yok nasıl geliyor İsa abi? Ailesini, çoluğunu, çocuğunu bırakıp nasıl geliyor senin yanına? Seni nereden tanıyor? İnternetten tanıyor diyor. İnternetten nasıl tanıyıp da bir adamın dedim... Yabancı bir adamın yanına gelir, koynuna girer, evlenir dedim ya. Evet. Bu işte bir iş, bir biteni yok mu ya? Aklınızı peynir ekmekle mi yediniz ya? Gel kardeşim bir gör, araştır. Bak senin mevzu ne? Orijinal, namuslu bir aile. Diyorlar ki biz kızımızı sokakta bulmadık kardeş. Geleceksin, aslanlar gibi isteyeceksin. Evet. Yapacaksın düğünü, namını duyuracaksın. Biz de diyeceğiz ki bu bizim damadımız. Alıp aynen. Götüreceksin dediler. Aynen. Bunu dediler abi. Ha dedikodu çıktı, şöyle oldu. Hallettik, çözüldü mü? Çözüldü. Bundan sonrası ne? Sabır sükunet çerçevesi altında. İşimize bakacağız. Bu seferki bölümde ben çok konuştum. Bir dahakine sen konuşacaksın. Bak İsa abi utangaçlığını şey yapacağız. Çünkü içini dışını biliyorum ben senin. Hemen hemen 6,5 aydır devamlı konuşuruz. Evet. Senin bir başına bir sıkıntı geldi. O sıkıntıyı da anlatırsam videonun başlığını onu yapalım. Hangisi? Bu sıkıntı hangisi diyor. Havalimanındakini say abi. Diğerlerini diğer bölümlere tamam. Bırakalım. Ne oldu abi sana ya? Her şeyimiz hazırdı, vizemiz, dokümanlarımız, kare kodlarımız falan filan. Ne oldu da böyle seni engellediler? Tam yola çıkıyorum şimdi. Her şey hazır. Çekini de yaptın. Çekimiz her şey ya. Bileti aldım sadece pasaport kontrolüne girince yurt dışına çıkış yasağı. Eyvah. Vallahi her şey hazır. Düğün hazır. Ondan sonra randevu hazır. Bir gün kalmak çok şey. Yani çok zor. Çok büyük bir maliyeti de var. Evet. Sonra ne oldu de, abi? Ya sonra bayağı sıkıntı yani. Yakıldık. Allah'tan çözülmeyecek bir şey değildi. Yani hafif ama yani sonuçta yani kolay bir işti. Saçma sapan bir iş. Saçma sapan aslında. Aynen. Saçma sapan. Ama olan ne oldu? 75 bin liraya oldu. 75 bin lira. Sadece giriş biletine verdin değil mi? Evet. Yani hemen ya bir saatlik iş. Yani 200 bin lira da olsa mecbur alacaksın. Yani. Çünkü senin her şeyin organize olmuş, iptal olmaz, burada sıkıntı olur. Hmm. Bunlar ailesi der ki işte hani bak bizim dediğimiz ailesi deriz çevresinden. Seni gelmedi. Kandırdılar, gelmediler. En çok da o sıkıntı ya. Hadi. Ben de ondan korktum. Yani o kadar zorluk çektik bir de bunun engel yani oldu. Yani o kadar bekliyorsun. Ya hiç beklemediğimiz bir konuydu yani saçma yani sapan bir mevzu. Ben bir de sordum o şeyleri mağazı şey yaparken bir sıkıntı falan var mı nüfusta da dedim. Pasaport kapandığından hiç haberimiz yok. Hmm. Ya onlar da söylemedi. Ama açtılar bir 5 dakikalık işti yani 5 dakika. 5 dakikalık sadece bir işti. Oldu diyebiliriz. Ama açıldı yani herhangi problem yok. Herhangi bir yüz kızartıcı bir suç yok. Herhangi bir engel yok. Beyefendinin içini dışını da ben biliyorum. Böyle bir sıkıntı oldu. Bunu anlatmaya da bilirdik. Sadece şunu diyelim. Ne olur ne olmaz buraya gelecekler. Tabii pasaportlarınızı gitsinler emniyete. Edin. Emniyete bir kontrol ettirsinler. Nüfustan, yurt dışı çıkış yasağı var mı yok mu diye. Gerçi, nüfustan kapan. Nüfustan anlaşılmıyor kanka. Anlaşılmıyor. Yok. Şeyden anlaşılır İsa abi. Emniyet müdürlüğünden anlaşılır. Yani
ben mesela rahat rahat gelirken bu sıkıntı oluyor. Yine de bir kontrol ettirin. Ne olur ne olmaz, zamanı geçiyor. Ya. Doğru. En yakın emniyet müdürlüğüne giderek hata olabiliyor yani. Yani. Bakın yani hani belki hata vardır, yanlışlıkla yapılmıştır. Ben geçen sene de yurt dışına çıktım ama bu sene engel oldu. Şey o, onlara büyük ihtimalle hakime söyledin sen tekrardan. Yo onunla alakası yok. Hani acaba askıya mı aldılar, bir şey mi oldu? Askı ben de bilmiyorum tam olarak da ya bir şey var. Boşluk var yani. Şey dosyayı mı kaldırmıyorlar? Bir şey mi oluyor? Bir sıkıntı oluyor. 5 dakikalık iş ya. Hemen kaldırıyorlar evet. Zaten. Eğer ki bir sıkıntın yoksa, büyük problemin yoksa. Büyük sıkıntı olursa. Seninkini öyle şey. Yaptılar. 5 dakikada hemen tamam kardeşim kusura bakma dediler. Kaldırdılar ama gitti bilet. 75 bin lira. 75 bin lira. Abi çok para ya. Vallahi hani. Abi zaten sadece gelişe verdim. Aynı gün. Aynen sadece geliş. Bir de öbür bilet gitti. 30 bin lira da onu de, 100 bin. 30 bin de o aynen. O kayboldu yani, yok oldu gitti. Yapacak bir şey yok abi, oğlanla ölmüşe çağrı yok derler. Evet. Onun artık için güleceksin. Hayırlısıyla evleneceksin. Yarın düğünün var. İnşallah. Buradan seni izleyen bacılarına, kardeşlerine, ailene, annene, sevenlerine ne söylemek istersin? Bu arada videoyu çekmeme izin veriyorsun ve yayınlayacağım. Evet. Herhangi bir problem yok değil mi? Canım. Selam söylüyor musun ailene, arkadaşlarına? Seni izliyorlar. Hepsine selam olsun. Özellikle var mı? Yeğenlerim, ablamgil, arkadaşlarımın. Buradan. Onların hepsi de zaten onlar da destek veriyorlar. Bana. Veriyorlar değil mi? Evet. Mutlu olmanı istiyorlar. Tabii canım, herkes ister ailesini. Eyvallah abi. Ben de seni tebrik ediyorum şimdiden. Mutluluğun daim çok olsun. Teşekkür ederim. İyi bir insansın. Sağ olun. Seni tanıdıkça insanlar anlayacaktır. Dıştan yorum yapmayın lütfen. Hani öncelikle insanı bir tanıyın. İlk bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm diye izledikçe zaten insanları yavaş yavaş tanıyorsunuz. Heyecanımıza maruz görün. Konuşmamızda dilimiz sürçtüyse de affı maruz görün lütfen. Teşekkür ederim diyelim. Efendim yolumuza devam ediyoruz. İsa Bey ile beraber yolumuz uzun. Orta Cava'ya doğru yolumuz açık olsun diyelim. Tabii arka tarafta Odi de var. Odi, hello say. Hello, merhaba. Türkiye. Merhaba. Merhaba. Açka. Seni seviyorum Türkiye. Seni seviyorum Türkiye. Kebap çok seviyorum. Kebap çok seviyorum. Aslanım benim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Tamam. Yeter bu kadar. Fazla konuşması. Ne yapıyorsun abi? Yüzün gülüyor. Elçilikten çıktık. Evraklarımızı aldık. Evet. Yollar uzun. Kahvaltı yok. Bir şey yok. Bekir diyorsun. Aynen. Hiçbir şey kahvaltı. Yok abi. Hiçbir şey yok. Kahve yollar içtik. Uzun. Bakalım bir kahvemizde duruyoruz. İnşallah ilerleyen dakikalarda kahvemizi içtikten sonra yemek falan yiyeceğiz. Tavuk yeriz. İşte başka ne yiyeceksin abi? Bakacağız. Kertenkele. Sen çok meyacağımı kertenkele yemem. Sakın ha sakın diyorsun ya. Tabii canım kertenkele yenir. Yengem çok heyecanlı. Devamlı mesaj atıyor. Bir şey söylemek ister misin? Buluşma gerçekleşecek. Heyecanlı. Bu bölümün sonunda. Heyecanlı. Heyecanlısın. Yani. Çiçeği göster. O değil. Flower bunga bunga. Aa, var. Aslanım. Çiçek de aldık. Hayırlısıyla güzel bir buluşma olacak. Sonrasında ama direkt Kavua'ya gidiyoruz. Yani evlendirme dairesine gidiyoruz. Orada buluşacağız. Evraklarımızı teslim edeceğiz. Yarın da düğün var. Tabii düğün ikinci bölümde gerçekleşecek. Buluşma gerçekleştiğinde de videoyu sonlandıracağız. Tamam mı İsa? Evet efendim. Böyle videoyu spoiler'da veriyoruz içeriğini. Videoyu atlamadan izlerseniz, bize destek olursanız seviniriz. Abone olarak da bize destek olmayı unutmayın. Cansınız. Devam ediyoruz. Evet abi inelim. Dağlar, ulu dağlar, yârim yolumu bağlar. Yal verin yâre giden, hasret ciğerim dağlar. Yal verin yâre giden, hasret ciğerim dağlar.
eksilmez başımdan duman, zalim felek vermez aman. Eksilmez başımdan duman, zalim felek vermez aman. Fazlı yalan almıyorlar. Nasıl almazsınız ya? Neyi bize mi? Yok bize almıyorlar içeriye. Yani gitmiş kavga dinlenmeye. Nasıl dinlenmeye giderdim? Çağır gelsin dedim. Saat kaç dedim ya? Saat daha bir. Gelmeyecekmiş bugün. Öyle mi dedi? Öyle bir şey olur mu dedim ya? Efendim, bu bölümü burada sonlandıralım. Evrak döküman işlemlerimiz var. Onları halledeceğiz. Sizlerden dua bekliyoruz. Cansınız. Hoşça kalın. Sampo Jumpa.